Tamam. Şöyle. Bir sıkıntı yok. Maske var. Ben Nur Hayat Akyıldız. Kandıra'ya gelin geldim. Aslen Adapazarlıyım. İki çocuğum var, bir kızım, bir oğlum var. Eşim vefat etti. Komik'te nasıl tanıştınız? Komik'te Zülbi Hocam sayesinde. Öyle tanıştım. Yani öyle devam etti. Önce halk eğitime gidiyorduk. Sonra Komik'e Zülbi Hocam'ın sayesinde geldik. Halk eğitiminde de işlem mi yapıyordunuz? Evet. Nasıl, zor olmuyor mu sizin için? Yok, hayır. Yani ben kısacası ben kimsenin yanında el işi yapamıyordum. Zülbü Hocam'la tanıştıktan sonra yani kendimi böyle açtım. Yoksa ben kimsenin yanında el işi falan yapamıyordum. Yani yapıyordum, her şey yapıyorum ama herkesin yanında yapamıyordum. Yani sadece böyle çok samimi olduğum insanların içinde yapabiliyordum. Ama onu Zülbü Hocam sayesinde açtım. Hocamız size aslında destek oldu. Tabii ki çok büyük destek. Aynen öyle yani, onun sayesinde. Yoksa hani başka bir hocaya da gidemem. Zülbü Hocam sayesinde geliyorum sadece kurslara. Zülbü Hocam başka şeye de gitmem yani, kurslara da gidemem. Öyle. Daha önce iş denemiş miydiniz yani halk eğitimle tanışmadan önce? Yok, işte cesaretim olmuyordu gitmek doğuştan için. Doğuştan mıydı? Tabii ki doğuştan. 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 İş yaparken zorlanıyor musunuz? Hayır. Yani hiç zorlandığım bir iş olmadı. İNO'yası harici. İNO'yasını, el işini halk eğitiminde mi tanıdınız? Hayır, tığ falan yapıyordum önceden de. Hani bir İNO'yasını denemek istedim. O da, onu da yapamadım yani, bir onu yapamadım. Ama makinede, daha çok makinede. Komik'te ortam nasıl? Nasıl buldunuz eğitimleri? Zülbü Hocam'ı daha önce tanıyordunuz ama Komik'i nasıl buldunuz? Gayet güzel yani. Hangi açıda sorduğunu onu bilemedim ama yani, sosyal ortamlar olsun, güzel. Eğitim anlamında olsun. Daha önce hiç kimsenin yanında yapamıyordum dediniz ya. Evet. O anlamda Komik nasıl işte? Rahat mısınız Komik'te? Hem yani rahatım ama sadece Zülbü Hocam'ın yanında rahatım. Hani ve işte bu arkadaşlarımın yanında rahatım. Çünkü tanıdığım için onları. Hani onlardan öyle bir ellerim için hiçbir tepki görmedim. Hani benim yani beni normal görüyorlar onlar, sağ olsunlar. Ben de onların yanında kendimi şey yapmıyorum yani, hiç kasmıyorum. Hani kendimi onların yanında normal zannediyorum, öyle. Siz zaten normalsınız. Sizi normal görmeyenler normal değiller. Peki sattığınız ürünleri, şey, işlediğiniz ürünleri satıyor musunuz? Ya yani elimde şu an, ilk zamanlar çok sattım ama artık yani sata sata hani hocam çok destek oldu bana o konuda. Ama bir yere kadar yani, şimdi elimde ürünüm var. Komik sepeti var biliyorsunuz oradan. Komik sepeti var ama benim sigortam olduğu için, değil mi hocam? Evet. Sigortam olduğu için Komik sepeti açamıyorum. Yararlanamıyorum oradan.
Ama satmak istersin değil mi? Tabii ki. Yani destek olman, yani olursa çok sevinirim. O konuda elimden tutulsa sevinirim yani. Dışarıdan sattığınız ürünleri de eve katkı olarak tabii ki yapıyorsunuz. Çocukların yani çocuklarım aynen öyle. Benim eşim vefat etti zaten. İki çocuğum benim. Öyle yani. İyi ki komik var diyor musunuz? İyi ki komiği tanımışım. Zülbü Hoca da olsa. İyi ki komiğe gelmişim diyor musunuz? Tabii ki ben iyi ki Zülbü Hocam tanımışım. Komiği? Yani komiği de tabii ki onun sayesinde gelmeye başladım. İyi ki var yani. Hani ben o olmasaydı, onu tanımasaydım belki de gelmezdim. Çünkü diyorum ya yani ben ellerimi önceden hani hep böyle saklardım. Yaptığınız işlemleri komik bohçası için yapıyorsunuz. Evet, komik bohçasına yapıyorum. Yani ihtiyaç sahibi olan herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Hem kendi kızlarınız için evet düzenliyorsunuz hem de ihtiyaç sahibi kızlara bir anlamda hayır yapıyorsunuz. Aynen öyle. Nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu yani. Hani faydalı olabiliyorsam ne güzel diyorum kendi adıma olsun her ne, herkesin adına. Yani bunlar da komiğin sayesinde oluyor. Büyükşehir komik Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı'na teşekkür ederiz. Ediyorum yani bu fırsatları verdiği için, komiği açtığı için.